Hazır mıyız? Şeye göre, Didem'e göre. Hayır, sen istediğin zaman başla. Bana bak. Aynı anda durduk. Kabaca öyle. Bir tane daha, hadi gelin. 3. Kızlar, yola çıkmadan frene bastı. Erken bastı. 3. Bak bu gerçek. Nasıl hoşuna geldi? Artık asıl çekimizi yapalım o zaman. Evet, evet, bu güzeldi. Şu duruş mesafesi de güzeldi aslında. O zaman muhteşem frenaj testimize başlıyoruz. Arkadaşlar, sol tarafımda bir Multi V4 170 beygir. Sağ tarafımda Passat XCZYZ 550 beygir. Ortada da bir tane Tiger. Bakalım. Tahminler otomobilin frenaj gücü yönünde ama bir görelim ne olacak. Bilimsel bir test yapmıyor olsak da görelim. Ne dersin? Hadi hocam bakalım. Ben 3 deyince hazır mıyız? Ladies and gentlemen. 1, 2, başla. Şimdi Didem Hanım'a teşekkür ederim katkısından evet. Dolayı. Kendisini şöyle bastı, bir havaya şöyle. Çok rahat atarsınız oldu zaten. Burada geride kalan kazanıyor sonuç itibariyle, çünkü şu anki testimiz frenaj durumuydu. Araba şimdi, mı daha erken durur, motor mu? Otomobil mi? Evet, otomobil mi, motosiklet mi daha erken durur? Bunu gerçi 50 kere de yapsak arada mesafeler değişebilir. Frenaj başlangıç noktası süratimiz zaten 1, 2, 3 dediğimizde biz deli gibi kalkmadık. Kendimizi tamamen Didem'in aracının burnu şu noktaya geldiğinde fren yapacak şekilde süratimizi ayarladık. Sonuçta neyi gördük? 4 tekerlekli 500 beygirlik Passat'ımız yere tutunan kavuç, 4 tane kavuçuk, geniş baskı mı dersin, fren 4 tane i̇yi disk mi dersin? İyi sürücü mü dersin? Özür dilerim. İyi frenaj yapar mısın? İyi sürücü mü dersin? Burada bu gördüğümüz kabaca otomobil bizden az da olsa daha efektif. Kaç kilometre hızlardaydık? 50. Daha iyi görmüş. 60. 60 kilometre hızda, yani mesafe şu kadar kaldı. Evet. Bunu ama yani daha düşük hızlarda olsaydık atıyorum bu gittikçe 30 kilometre. Evet, gittikçe kapanır o. Ha, daha da aynı mesafede evet, durabilecektik. Evet, evet, daha yüksek neredeyse süratleri çıksaydık mesafe uzayacaktı bu sefer. Sürat artsaydı evet gene otomobilin bizim motosikletlerden daha çabuk kısa mesafede durduğunu hesaplayarak yüksek süratte de otomobilin gene kavuşunu düşünürsek daha aradaki mesafenin açılacağını düşünüyor olabilirdik. Onu test edemiyoruz. Şimdi şöyle bir argüman da gelebilir. Arkadaşım bu sefer ileri olan sürat 200 km olursa o araba bir ton. Kütle olarak daha ağır bir kütle. Kütleyi yavaşlatmak daha zor olabilir ama ben gene de buradaki 4 tane disk ve yeri tutan 4 tane lastiğin çok daha etkin olduğunu düşünüyorum ağırlığın ötesinde. Böyle bir durum. Ben de katılıyorum hocam. Bu testi niye yaptığımızı da Didem Hanım'ı uğurlayalım. Ondan sonra konuşalım. Ama dur. Didem'i uğurlamadan demin şimdi süratimizi 1 2 3'te Didem'e göre ayarladık dedim ya. Yani şimdi başka bir bilimsel bir şey daha yapalım. Ama yapalım. Bir şey söyleyeceğim. Benim arabam otomatik. Sanki düz vites olsa. Şimdi burada da şunu yapalım valla. Bu bir amaca hizmet etmeyecek ama motosikletin akselerasyon ve hızlanmasının bir otomobile göre ne kadar muhteşem olduğunu. 3 dedik mi hepimiz dibine kadar Allah ne verdiyse. Ben güzel. Baştan beri dibine kadar bunu yapıyorum. İşte şimdi sizin dibinizi göreceğiz. Bir de onu deneyelim o deneyelim, zaman. Deneyelim valla deneyelim. Tekrar aynı şekilde frenajımızı da aynı yerde yapalım o zaman. Ona da tamam. Ha, bir dakika.
Ya tamam. Yo tabii zaten gelişten motosikletin ne kadar önde olduğu belli olacak. Aynen. Ben şey diye düşünüyordum. Özgün tam şu çizginin yanında durur da araçlar ne kadar mesafeyle geçer diye. Nasıl arzu edersen sen söyle, nasıl çekelim? Şöyle yapalım. Çekim uzmanı sensin. Herkes en son hızlanabildiği hızla buraya kadar gelsin. Burada ani frenini yapsın, acil frenini yapsın. Herkes durduğu yerde aracını bıraksın. O zaman kesin sen kazandın. Çünkü biz buraya 200 ile geleceğimiz için biz şurada duracağız. Sen orada duracaksın. Hadi o zaman yapalım bir tane daha. Evet. Daha yüksek süratlerde ben en uzun mesafete durdum. Burak Hoca tabii ki hocalıktan kaynaklı o şeyle biraz daha gerimde durdu. Otomobil ise çok daha geride durdu. Şimdi burada bir şey oldu mu Didem? Nasıl? Yani erken basma, geç kalma. Yok yok, erken basmıyor ama benim hızlanmam sizin gibi değil yani. Kaç kilometreye kadar çıkabildin, bakabildin mi? Gene aynı şekilde 55-60'lara geldim. Siz kaça çıktınız? Ben bakamadım bile, bayağı iyi. Biz burada direkt 100 üzerine çıktık. Evet, videoda gösteririz, orayı keseriz. Aynen. Benim arada bu kadara gelmeden bir vites değiştiriyor zaten bir daha. Bir yüksek vitese geçiyor. Dolayısıyla yani hani evet, şeyde hiç soru işareti yok motosikletin daha hızlı şimdi, hareket ettiği. Burada... O zaman hocam çok özür dileyerek sorayım. Biz hızlandıkça o zaman fren mesafemiz uzuyor mu? Kesinlikle. Yani çok daha yüksek süratte geldiğimizde bayağı ileriye kadar gittik. Tabii tabii, yani süratte 20 kilometrelik bunun formülü var bu arada. Aha. Süratteki bazen kaçtı hatırlamıyorum, bilmem nenin karesi değil de işte 50 ile giderken 20 metrede duruyorsan inan ezberimde değil. 80 ile giderken. 70 ile giderken o 20 metre artmıyor, 2 katı artıyor duruş, evet, mesafe. Öyle bir durumumuz var. Aynen. Tam ezberimde değil, kusura bakma. Şimdi ama bu testten ne anladık? Şimdi... Bir kere o fix arabada olsun, sürücüsü de olsun, güzel bir şekilde kalkıyor, geliyor burada çatır çatır duruyor. Aynen, doğru öyle mu? Aynen öyle. Sürat aynı. Biz şimdi bu ikincide birazcık işi değiştirdik, biz gazladık. Makinalar yürüyor, multi zaten daha fazla hızlı kalkıp daha çok gittiği için, bunlar tabii ufak değişkenler, daha ileride durdun. Ama evet, bu arada Tiger 850 gayet güzel, gayet bir şekilde iyi kalktı, performans olarak yürüdü. O da tabii ki at sahibine göre kişner. Yok, gayet güzeldi. Bu da eğlenceli ama burada çıkardığımız sonuç, uzun lafın kısası, otomobil standart bir. Ha, bu da bir yarış motoru değil. Ha, o belki performans motosikleti ama standart bir otomobil ve standart bir motosiklet diyelim. Hızlanma, ağırlıktan ve güçten dolayı motosikletin akselerasyonu çok 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 daha fazla. Biz 100 kilometreye 3 saniyelerde çıkarken kaba genelliyorum. Didem'in aracı 9-10 saniye bandında çıkıyor olsa gerek. Bu 3'te 1 bir hızlanma farkı diyorum. Bunu da ispat etmiş olmanın verdiği gururla, hadi lütfen arabana binip gidelim. Teşekkür ederiz Didem. Efendim. Teşekkür ederiz. Motor On Rider Akademi'den Didem Hanım'a bu testimize vermiş olduğu destek için teşekkür ediyoruz. Hocam sizi şöyle alayım. Bu konuyu neden işledik ondan bahsedelim. Kalsın mı motorlar? Kalsın, böyle? Kalsın, motorlar olduğu yerde kalabilir. Ben de kaskımı da çıkarayım. Çıkar. Ben çıkarmayacağım, kafam üşüyor. Motorcu dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu programımıza hoş geldiniz. Açılışta bunlardan açılış yapamadık aslında. Olaya direkt daldık, içine girdik. Heyecanlandık. Evet, güzel bir test oldu. Bu testi yapma sebebimizden bahsedeyim. Ben hocama dedim ki, hocam otomobiller motosikletlerden çok daha hızlı durma kabiliyetine sahiptir. O yüzden bizi takip eden, izleyen arkadaşlara bunu nasıl olduğunu da göstermemiz lazım dedim. Hoca da dedi ki, itiraz ettin orada hocam. Evet, dinliyorum seni. Motoruna, bak, kullanıcısına göre değişir bu iş dedin. Evet. Ama genel bir yargıya varmak istediğimizde otomobil mi hızlı durur, motosiklet mi hızlı durur? Evet, gene şunu söyleyeceğim. Değişkenler çok fazla olmak üzere bizim burada yaptığımız yarı amatör, yarı profesyonel test doğrultusunda da otomobilin bir nebze daha sağlam bastığını, daha kısa mesafede, biraz daha kısa mesafede durabildiğini gördük. Bu bir bilimsel sonuç mu? Değil. Kesinlikle değil. Ama eğlendik ve bunu test ettik ve otomobilin biraz daha kısa mesafede durduğunu, dünya kadar farklar olmasa da kabul ettik diyelim. Evet, yani buradan nereye varacağız? Takip mesafesini insanlar yola çıktığında motosikletleriyle, takip mesafesini otomobillerin motosikletlerden daha hızlı ve ani durabildiğini bilerek ayarlaması gerektiğini söylemek için aslında bu testi yaptık. Kesinlikle, çok da önemli. Yani burada zaten takip mesafesi dediğin zaman akan sular duruyor.
Evet. Gerçekten özen gösterip böyle bir aracın dibinde falan gitme gibi bir şey olmamalı. Çünkü işin içinden detaya girmeyeceğim. Reaksiyon zamanı bile giriyor. Öndeki adam freni kazıkladığı zaman sen onun freni kazıklayıp görüp bir şey yapmaya karar verene kadar çarpmış oluyorsun zaten. O yüzden takip mesafesi çok 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 önemli. Bu da frenaj mesafesi olarak o konuda hani bizi biraz daha bilgilendirdi diyebilirim. Harika. Hocam şimdi kapalı alandaki eğitimlerimizi bitirdik. Artık bu kapalı alanda gösterebileceğimiz bir şey kalmadı. Aslında bir cimkana parkuru kuracaktın ama bu zeminin azizliğine uğradık. Hava şartları falan. Yapacağız onu da ama. Yaparız mutlaka. Yani tabii yakın zamanda yaparız ama. Yaparız. Hani bugün en azından artık kapalı alan eğitimimizi bitirip yola çıkmaya hazırlanmış öğrencilerimiz, izleyicilerimiz, takipçilerimiz ben olarak... Hani neleri tavsiye edersiniz, ne yapmamız lazım gibi bir konudan yola çıkarak aslında bu testi yaptık. Doğru. Bir şey söyleyeyim, ondan sonra size vereyim sazı. Söyle. Ben sizin yazmış olduğunuz bir şey var. Ne denir onun adına? Bir bilgilendirme. Güvenliğin altın kuralları. Güvenliğin altın kuralları diye böyle bir kaç maddelik? 50. 50 maddelik bir yazınız vardı. Zamanında evet, kaleme aldığım kısa konu başlıkları. Orada ilk maddede diyor ki motorun üzerinde motora binerken egolarınızı bir kenara bırakın. Evet. Egolarla birlikte binmeyin diyor. Çok... Ben direkt oradan dedim ki özetini yapmış yani olay budur dedim. Aslında 50 tanenin özeti orada neredeyse. Aynen öyle. Yani. Aynen. Çünkü niye? Daha önce bunları yaşadım hocam ben. Yani motora binen adam, genç adam, delikanlı, yaşlı da olabilir fark etmez. Motorun o sesi, gürültüsüyle, gücüyle, hissiyatıyla böyle biraz egosu yukarı çıkıyor. Dolayısıyla okşanıyor şöyle. Aynen. Burada göstermiş olduğumuz birçok hareketi yapmak istiyor. Ne bileyim insanlar hava atmak istiyor. Bu içsel bir güdü, doğal bir güdü. Dolayısıyla egonuzu bırakın cümlesi direkt olayı tanımlıyor. Ama sizin tavsiye ettiğiniz bir sürü de şey var. Trafikte, yolda nelerle karşılaşılabilir, nelere uyulabilir diye. Onlardan kısacık alayım istiyorum. Ya çok kısa kısa söyleyeyim bir şeyler ama yani dediğin gibi en önemli kalemlerden birisi bu. Egonuzu evde bırakın. Motosiklette özellikle bu ego ön plana çıkıyor. Şimdi sen hiç şehirde trafikte iki tane otomobil geldik. O birini giderken o arkadakini gördü. Aynı model ve marka sıkıştırıp gazlayıp geçtiğini gördün mü? Milyonda bir. Çok az. Çok az. Ama bir motosiklet önde kendi halinde giderken aynasında diğer bir motosikleti gördüğü zaman durduk yerde hızlanıp uzaklaş. Hani ben daha iyi sürücüyüm. Ben senden daha hızlı. Evet. Bu çok benim oluyor. Motorum daha iyi. Tabii yanına geliyor. Şimdi normal giden bir adamın yanına geldiğin zaman niye hızlanıp seninle uğraşmaya başlar? Ya sen hızlı gidiyorsun. Burada bu adam 60'la gidiyor. Ben aynı yolda 90'la gidiyorum. Bunun yanına geldiğimde niye 120'ye çıkıyor durduk yerde? Benim amacım onu yani o yüzden ego bu. Evet. Onu evde bırakmak lazım. Kırmızı ışıklar. Duruyorsun. Baba ben şeye gidiyorum, Maslak'a gideceğim, köfte yiyeceğim yani. Nasıl gaza geliyorlar işte. Evet. Falan tarzı evet. Şeyler. Bir de altındaki makineye doğru orantılı da değil. Bazen bir bakıyorsun scooter seninle kalkmaya çalışıyor. Evet, yani aktiva baba uzuyor. Veya herhangi bir spor otomobil motoru görünce böyle adamda güzel motor varmış deyince o gaza getirmeye çalışıyor seni. Tabii, o da, egon varsa tabii. Yiyorsun yani. O da o otomobil motosiklet kombinasyonu. Evet tabii. O da vom 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 yapar şöyle hafif cam yarıya kadar iner babanın gözleri görürsün şöyle. Aynen var şöyle yapar. Falan, hadi bakayım. Ama baba T'ye yatıyor yeşil ışık yanar o yerinde kalır sen uzar gidersin aynen, karizma aynen, çizilir falan. Görünmez olduğunu farz edeceksin trafik. Ben yokum abi, beni kimse görmüyor. Ona göre hareket edeceksin. Bu şekilde düşünürsen, yani bunun bir sürü alt örnekleri var. Kavşağa geldin, kavşakta bir sürücü bekliyor. Onunla göz teması kurman, onun seni gördüğü anlamına gelmiyor. Hala sen görünmez gibi, o orada yok, yani seni görmemiş gibi davranacaksın. O yüzden hayalet gibi hareket etmek gerçekten çok önemli. Ego çok önemli. Etrafta sürdüğün yol üzerindeki araçların tarzına, tipine dikkat etmen çok önemli. Sürüş tarzlarına dikkat etmen önemli. Agresif sürücülerden uzak durman önemli. Var baba var. Kırmızı ışıkta bir ayağın yerde, bir ayağın arka frende, motor çalışırken viteste durman önemli. Arkadan bir kendini bilmez, deli gibi görmeyebilir ışığı, telefonuyla oynayabilir. Arkadan darbe çok oluyor. Baktın biri deli gibi geliyor, kırmızı ışık falan tanımayacaksın arkadaş. O yüzden zaten viteste ve debriyajda bekliyorum. Basacaksın, güvenli bir yerden aradan kaçacaksın, arkadan darbe almaktansa gibi durumlar. Ona şunu da ekleyelim hocam. İnsan görünmez olduğunu kabul ederse motor üzerinde, hani bu sinyal kavgaları çok olur. Sen benim önüme sinyal vermeden girdin. Madem gireceğiz sinyal versene kardeşim diye kavga edip birbirini vuranlar oldu hocam. Neler haberleri oldu? Çıktı. Yani. Eğer o kullanıcı, motorcu görünmez olduğunu kabul etseydi sinyal vermedi diye kavga etmezdi mesela. Yani öyle. O yüzden bu görünmezlik formülü bence çok önemli. Çok önemli. Burada şu da çok önemli görünmezlik falan demişken kör nokta olayı da var. Durduğun yerde ışıkta veya büyük araçların yanında
Gel bunu da simüle edelim istiyorsan. Hocam o zaman bu bölümü çok uzatmayalım, insanları da çok sıkmayalım. Bir sonraki bölümde de artık biz yoldaki eğitimlerimize geçmeden önce son bölümümüz olsun o. Gymkhana'yı da saymıyoruz. Hı hı. Bu can kurtaran bakışı, kör nokta bakışı ve araçların kör noktası ile ilgili bir bölüm daha yapalım. Okey. Onları da direkt uygulamalı olarak gösterelim derim. Ne dersiniz? Tamam, okey. Bana uyar. Yapalım. Tamam. Çok yapalım. Teşekkür ederim o zaman bu bölüm ben için. Ben teşekkür ederim. Umarım gösterdiğimiz örnek hani içselleştirmişsinizdir. Gerçekçi olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapalı alanda yaptığımız bölümlerin sonlarına yaklaştık. Bir bölüm daha yaparız. Ondan sonra artık hocamla eğer hava şartları da müsaade ederse. Oğlum donduk ya. Evet hadi. Ya çok soğuk. Motorcu dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.